Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz. Ve birkaç gündür video yoktu. Ee, hastane işleri falan vardı o yüzden. Kusura bakmayın abi. Ee, her neyse. Şöyle bir şey var. Mortal Kombat 11 Aftermath yorumlarından artık ben bıktım. Gerçekten bıktım yani. O yüzden oylamaya bırakacağım size. Sağ üstte oylayın. Ee, Mortal Kombat 11 Aftermath'i alıp çekeyim mi diye. Ee, o oylamayan sonucuna göre de artık alıp çekeceğim. Duruma göre bakacağız. Ee, çekme çıkarsa da çekmem. Kalır öyle. Sıkıntı yok yani. Sizin oylamanıza göre yapacağım. Onu oy birliğiyle ilerlemek istiyorum. Her neyse daha fazla uzatmayacağım. Şöyle karakter tanıtımına gireceğiz ama inbox'ta bir şeyler var da boş ver ya. Store'dan beleşleri açtık mı? Onları şöyle bakın dediğim gibi alıştıracağım size de. Siz de açın mutlaka. Her girdiğinizde açın abi. Daily Gift Pack'i alın. Ee, içinden i̇çinden her şey atabiliyor çünkü Daily Gift Pack'in. O yüzden önemli o yani. Birazcık iş yapıyor. Gir kankacım. Ne var bunda? Bir ruh. Ha, çok teşekkür ederim. Gerçekten şu an oyun bitti. Ben bitirdim abi oyunu ya. Tam tüm karakterleri aldık. Allah'ım belası seni. Bu ne ya? Bronze peki versene kanka be. Bunu da ver bakalım bir üstüne. Ondan sonra Aaron Black abimize gideceğiz ufaktan. Aaron Black değişti ya şu an. Zaten normalde de eski Aaron, Bounty Hunter Aaron Black de eskiden adı. E, bu Aaron Black'in. Black Dragon Aaron Black'in. Onu da ben çok oynamamıştım. Çok az oynadığım çağ. Belki de en az oynadığım çağlardandır yani. E, şeyde Mortal Kombat'ta. O yüzden e, çok fazla bilmiyorum ben de. Sizle beraber öğreneceğiz. Pasifine falan giriş yapacağım. Eşyalarını şimdiden ekleyeceğim ama eşya ekleyelim birazcık. Yan tarafa bu arada Scorpion'u kattım bilerek. Çünkü bu karakterin pasifini anlatacağım size. Müthiş bir pasif var. <laughs> Ekstradan değişti mi bilmiyorum ama e, yeni değişiklikler yapılmış olmalı. Datu şey almayalım gerek yok ya. Tomahawk olabilir. Tomahawk ver abi. E, zırhımızda bunu ver. Yüzüğü de Blazes Life ver ya. Daha iyi olur. Bir şey olsun. Karşı rakibi yakalım mı? Burn burn. Şimdi şöyle bir 5'li savaş gireceğim. 7'li savaş girmeyeceğim. 7'li savaş girdiğim zaman ağzıma sıçıyorlar. Onu fark ettim. Yani dengesiz atıyor oyun. Kendisi dengesiz atıyor. Tamam. Başlıyoruz. Eşyalarını ekledik. Güzel. 67 bin. Ne yapacağım? Bak gene dengesiz atmışsın. Gerçi benim takıma göre yok. Tamam. Çok dengesiz değil. Aynen. Tamam. Ortalama şu an. Bir tane güçlü karakteri var adamın. Ona da laf etmeyelim. Şimdi Aaron Black abimizin şöyle bir özelliği var. %50 şansla karşı rakibin Şimdi girip çıkışlarda yapıyor değil mi bunu aynen. Karşı rakip kendi takımımızı destekliyor abi. Karşı rakibe hasar veriyor bu. %50 şansla yapıyormuş bunu. Giriyor sıkıp 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 çıkıyor böyle. Onu göstereceğim size. <laughs> girerken de çıkarken yok. Çıkarken yapıyormuş abi. Evet. başka birisi girerken kendisi çıkarken yapıyor anladığım kadarıyla. Ve çıktığı zaman Aaron Black ne yapıyormuş? 12 saniye, 12 saniye boyunca provide, provide mi? O ne ya? Ee, yine aynı şekilde sıkıyor galiba o sıkma olayı. Onu göreceğiz biraz sonra anlayacağız ne olduğunu. %35 şansla stunlama sahip sahipmiş bu etki. Ee, şu an güçlendirdiğim için daha düşük olabilir. 12 saniye bak şu sarı yazan yerler daha düşüktür büyük ihtimalle. 8 veya e, 12 saniye 10 saniye 8 saniye şeklinde gelişiyor olabilir yani. Daha çok geliştirilmiş halde şu anda. Ruh vererek geliştiriyorsunuz yani. Ondan bahsettim yani. Şimdi aynı zamanda Aaron Black... Tüm takımlara katılabiliyor ve e, <laughs> birinci yeteneği kullanmak %90 üstünde kullanırsak birinci yeteneği e, bu bloklanamayan bir hale geliyor birinci yeteneğimiz. Bu da önemli aslına bakarsanız baya iyi yani e, güzel güzel bir şey göstereceğim biraz sonra çar baya baya iyi abi cidden çok güçlü bir çar. Hem Black Dragon da oldu şu an bir sınıfa da dahil oldu. iyice hani Bounty Hunter sınıf olmadığı için bir sınıfa katılamıyordu. Şimdi sınıfın da içinde daha da güçlü hale gelecek. Aaron Black zaten çok zevkli bir karakter. Böyle bir girelim bakalım. Shinok abicim. Sen şunu bir al bakalım. Bu arada yeteneğimiz full başladık. Yan tarafa çünkü Scorpion'u aldım. Ee, bu bizim abimiz her yere katılabildiği için. <laughs> Scorpion da Martial karakterlerinin şeylerini fulluyor. Ee, pasifini. Pasifini diyorum yeteneklerini fulluyor. Şimdi birinci seni 190 üstüne atalım bakalım şu an bloktan bilmiyorum ama 95 attık bakın bloklanamayan e, saldırı olması gerekiyor yani ortalama vuruyoruz bak blokluyor şu an bloktaydı blok kırıldı anlatabildim değil mi olayı 90 üstüne attığınız zaman bloğu kırıyorsunuz bu arada çok güzel vuruyoruz düz baya iyi ama hasar yiyoruz ya o, o birazcık sıkıntı gibi gerçi en güçlü karakteriydi galiba Raiden e, 60 60 bin oydu herhalde can 60 bin olan şunu bir vur bakalım abimize 2800 gayet de güzel vuruyoruz lan çok iyi 100. şimdi giriş çıkış yapayım da bir ölmezsem Heh, tamam çıktım bakalım bakın tarıyor gördünüz değil mi giriş çıkış yaparken geldi taradı ve 195 35 şansa abi karşı rakibi bu da çok iyi dur bakayım bir şimdi klasik lükenge gir şu an bir şey yapmadı mesela gene Scorpion'a gireceğim birazdan pasifini çalıştırmaya çalışıyorum ee, şeyin Sadece Iron etkiliymiş görelim onu da. Şöyle bir girdim tekrardan. Heh, şu an çalışmadı. %50 diyor gerçi. Ee, emin olamam. O yüzden bir daha Liu gireceğim. Gelsin Liu Gel abi. Girdim. Yok galiba sadece Iron Black'in giriş çıkışlarında etkili bu olay. Şunu vurayım kankama. Sen bir öl bakayım oğlum. Güzel. 32.000 de güzel vuruyormuşlar. Yenilenmesi iyidir umarım ya Liu Kang'in. Onu fullemediysek fullememiz lazım. Altın zaten bol bol var abi. Hadi bakalım tekrardan şöyle bir geleceğiz. İkinci savaştaymışız. Daha karşı rakibin gücüne bakıyorum. 83.000'li Inferno Scorpion var ama ikinci kısma koymadığı için çok da şanslı olmayacak. İkinci kısma koysaydı bu adam düz mü düz bana 10.000'den fazla vururdu galiba. Ama o şansını kaybetti. Void. Gel oğlum Maxim kardeş. Maxim Maxim yordu neydi bir şey vardı ama aklıma gelmedi. Ekstra bir vuruş yaptı. Dur bakayım şimdi bir çıkalım gene. Bak gene taramaya başladık. Tarıyoruz abi. Güzel. Şimdi eron Black'e girip bir daha şey yapacağım. Çıkacağım. Gir bakalım Aaron Black'e. Güzel. Girişlerde etkili değil. Çıkışlarda etkili bu anladığım kadarıyla. Tamam. İkinci tenimizi atacağım bu arada. Bir saniye. Şu birinciyi bir. Ah be. Mal gibi vurduğum için blok kırılmadı bak. Şimdi yine bloktan bilmiyorum ama bloktaymış. Blok kırıldı. 17 de vurdu vallahi Çok da güzel vuruyor. Bu tek yedi lan. Bu ne? Oğlum bunu niye verdiniz karşıma? Öldü gitti bu. Kaybol oğlum sen. Oo, oh, şu an Scorpion çok güçlü versiyonda bak. Düz ne kadar vurduğunu görün abi sizde. Vur bakayım oğlum. 5000 vuruyor bak. ikinci vuruşu daha. Bitirme bitirici vuruşunu yapmadı bile. Olmaz ya. Çok güçlü bir çarpı. Çıkarken yine taradık bu arada gördüğünüz gibi. O da çok güzel bir olay. Ve yetenekleri şu anda kitlendi. Her çıkışında <laughs> kitliyor galiba. Yo gerçi Lükengin Liu Kang'in özelliği o. Doğru. Doğru doğru doğru. Mallama geldi bak. Special attack disabled. Aynen. Şimdi Gökhan gel üçüncü atsam mı ya? Atayım lan at. At bakayım şunu. Tamam. Futu futu futu. Tarayacak şimdi mi? vura vura. Hadi. Yapmadı lan. Oh. Döve döve ağzına sıçtı şuna bak ya. Kaç vurdu? 37 bin. Güzel. Güzel hasar. Bunlar zaten gerçek hasar şeklinde ilerliyor direkt. Neyse onu vuruyor yani. Ne yazıyorsa onu vuruyorlar. Ekstra vurabiliyor gerçi. Ekipmanlarla güçlendiriliyor ama. Yani değişiyor duruma göre. Şimdilik Kardeş. Oo, bu kardeş bayağı bir güçlü aslında. Kla şey, Inferno Scorpion da ikinci de. Klasik Scorpion'a da var. Az kalan canlı karakterimin ağzına sıçacak bu takım. Valla bayağı bir sıkıntı gibi. Possessed Kench de sıkıntı ya. Öf. Scorpion kardeş. Gel bakalım. Lordel. Gel oğlum. Oğlum onu tek D de ile yapsaydın ya havalı olurdu lan. Lordel diye. Çomar. Neyse. Yani ne anlarsın zevkten ya. Gel buraya gel. Şimdi sıkıntı olacak şey karakterlerimin canın azalmaması gerek. Şu çarı öldürmem gerek benim ya. Öl lan. Öl hadi öl ya. Hep blokta kalıyor ya bir de şerefsiz adi. Buna, bak şimdi ikinci yeteneğimizi atıyoruz da kaydırmayı çok iyi yapamadığım için şu an sıkıntı oluyor birazcık. Böyle vuracağım. 83 vurduk. Ekstra bayağı bir vuruyor bu arada ya. Baksana. Hani çoklu vuruş yapıyor. Bayağı iyi. Of. Bu ne oğlum? Bir vuruşla komboyu fullledik. İkinci yetenek açıldı baksana. Bir daha şöyle bir atacağım. Kaydırmayı bok gibi yapıyorum. Hep de kaydırma bu ya. O sıkıntı. Bakalım 14 bin vurduk. Bayağı bir vuruyor işte. Ekstra çok hasar yapıyor. Giriş yapıyor. 3125. Yani çok vurmadı aslında. 66 canlı karaktere göre. Ha, bu çok vurdu bak. <laughs> bu birazcık çok vurdu. Şunu bir alacan mı kardeş? Seni tekleyemem de. İlk i̇htimal yok zaten. Ama spam Scorpion'a ya kaydırma verme işte. Hiç kaydıramadım şuna bak. Kaydıramadım resmen ya. Yapma be oğlum. Ayıp ediyorsun ama. Oo, oh, Hellspawn. Ha güzel. Birinci yeteneğini kullanmadı çomar. Hellspawn dedim de. Klasik ya. Bunu al bakalım oğlum. Güzel. Bir de şunu aldın mı? Canımsın. Hadi. Ah, kaydıramıyorum ya. Gerçekten kaydıramıyorum. Güzel. Her on black'e bir daha bir girelim. Yine. 3125 bak sabit vuruyor. Blokta ise sıkıntı yok. Blok her türlü kırılıyor diyecektim. Gerek bile yok abi. Çar iyi ya. Gerçekten çar iyi. Hani şu an dayanabilmemiz güzel bir şey. Çünkü takımım tamamen karma oluşturulmuş bir takım. Ona rağmen şey yapabiliyor yani. Black Dragon takım olsa mesela tamamen dayanır. Sıkıntı olmaz o kadar. Ama e, bu çarlarla dayanması ekstra güzel oluyor. Özel takımda olmadığınız sürece kazanmak zor. Faction Wars o kadar kolay değil. Dengesiz rakip çok geliyor yani. Sabzira'yı öldürmem lazım bu arada hızlı bir şekilde. Şu an en korktuğum Sabzira. Gerçi Sonya Blade de şey yapacak. Kırmızı kart atacak direkt. O yüzden şöyle yapmam daha mantıklı gibi. Kırmızı karta başladığı gibi mi girdiği gibi mi atacak? Bir bakalım onu test edelim de. Black Dragon'ı bilerek 3. bırakacağım. Sonya'nın girme ihtimaline direkt vuracağım mı kırmızı kartı? Yok. Tamam. Güzel. İyi tamam o zaman. Aaron Black'i e gireyim ben abi. Seni şöyle bir bayağı bir vurmaya çalışayım sana ben. Ne kadar vurdum. O da aşina tabi de. vur kanka. Kritik vursana ya 2-3 tane. Tamam iyi bayağı vurduk lan. Şunu da vurdum mu ölür müsün? Ölmezsin ama. Sakat kalırsın ya. Yani tarayarak çıktık. Vallahi öldürdük lan. Güzel hiçbir şey yapmadın. Öldürdüm gibi bir şey yani şu an. Çok iyi. %55 yeter. Anca. Alkanı varmış ya. Tüh. Onu fark etsem miydi? Gene de son anda vurduk bak 2-3 tane. O da güzel oldu. Şunu al bakayım yavrucuğum. Şöyle bir şöyle vuralım. 42.000 Bak Aeron Black geldi gördünüz mü? Abi müthiş değil mi? Arkadaki şeyi gördünüz değil mi? Pasifik'te gelen tetiklendi bak. Oğlum müthişsin ya. Vallahi müthişsin. Yukarıdan bir de parayla vuruyor ya. Paraya ateş ediyor, para çarpıyor, şey geliyor rakibe çarpıyor. Müthiş lan. Speed of the Dragon bayağı iyiydi bu arada. Al. Güzel. Aeron Black'in şimdi 3. yeteneği var da 5. savaşa gelmedik değil mi ya? Tamam yani 5. savaşı bitirmedin değil mi şu anda? alıp da öyle bir şey yapmamıştım ya yok yok tamam güzel 5. savaştayız wow injustice raiding geldi vay anasını be bu çarı da bayağı önce tanıtmıştım aa ee, lükenge tamam böyle kalsın gene böyle kalsın çünkü lükeng var karşıda lükengin pasifini bilmeyenler için birazdan ağzıma tükürecek o yüzden diyorum bakın başladı hani bu yüzden şey yapmak istemedim ee, çara geçmek istemedim bu hasarların hepsini Rumble yemiş olacaktı yoksa Bakın bayağı da hızlı. Üçüncü seni direkt gömüyorum abi. Beşinci savaştan bu. Vurabildiğimizi vuralım. Uf. Hop. Güm. Güm. Oh. Güm. Lan efsane ya. Kaç vurdu? 66.566 daha ne olsun oğlum ya. Hayvan gibi vurdu. Tek attık çara direkt. Çok güzel. Birinciyi bir daha gömeyeceğim kankacım. Bunu bir göm. Oh. Bir de kritik yedi ya. Aslında ölmüş bak. Yetişmediği için. kalkana e, kalkanı çalıştı. Dur bakayım oğlum. Güzel. Injustice geldi. Kardeşim sen şunu bir durama, dur ama dur. seri kombo çıkartabiliyor bu arada o da dikkatimi çekti. İkinci bitirici kombomuz seri oluyor. O da iyi. İkinciyi atmayacağım ya dur. Birinci daha çok vuruyor gibi geldi. İki kere atarsak. 10.000 bin. Gerek bile kalmadı abi. Hayvan gibi vurduğu için çar. Çar güzel lan. Valla Black Dragon takım oluştururuz bununla ileride. Daha da güzel bir hale getirmeye çalışırız. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir abi. Kodumuz 961 olsun. Şuna böyle bir geç bakayım oğlum. Güzel. 54, 54 milyon altın mı var? Wow. Bayağı bir garip. Ee, 54.4 milyon. Vay ananı yolu. Bu ne? Bu biter mi ya? 370 milyon Faction Wars şeyi var. Onlara da kerci değineceğiz. onları da fullleyeceğiz yani. Ee, onlara da bakabiliriz yakında harbiden. <laughs> o da güzel olur yani. Bakalım ileride onları da düşünüyorum. 50 kere onları da dersem daha güzel olacak bu video. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve anketi oylayın lütfen.